Merhaba sevgili öğrenciler, ben Gündoğdu Koleji'nden Gözde Öğretmen. Bugün sizlerle 3. sınıf fen bilimleri konumuzda elektrikli araç gelişlerin kullanıldığı elektrik kaynakları konumuza başlayacağız. Günlük yaşantımızda kullandığımız birçok araç gelişlerin çalışabilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Ancak her araç gelişin ihtiyaç duyduğu enerji birbirinden farklıdır. Evlerimizde kullandığımız birçok araç gereç şehir elektriğiyle çalışır. Şehir elektriği barajlarda üretilir. Üretilen elektrik enerjisi elektrik direkleri ve telleriyle yerleşim yerlerine taşınır. Evlere kadar getirilen elektrik evlerin içinde bulunan kablolarla prizlere gelir. Şimdi diğer videolarımızda elektriğin tanımını yaptık. Kullandığımız elektrik araç gelişlerinde kullandığımız çalışabilmesi için enerjiye ihtiyacımız var dedik. Şimdi bunlarla ilgili konumuza geçiyoruz. Ne dedik? Birçok araç gelişin çalışabilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Ancak her araç gelişin ihtiyaç duyduğu enerji birbirinden farklıdır. Bizler nasıl beslenip büyüyebilmek için değil mi? Enerjiye ihtiyacımızı nereden karşılıyoruz? Besinlerden karşılıyoruz. Aynı mantıkta da ne yapmamız gerekiyor? Kullandığımız araç gereçlerinde besinini yani enerjisi nereden olmuş oluyor? Şehir elektriğinden almış oluyor. Şimdi şehir elektriği burası önemli. Şehir elektriği barajlarda üretilir. Bu üretildikten sonra bize elektrik direkleri ve telleriyle yerleşim yerlerine taşınır. Hepimizin evde prizleri vardır. Yani bunun içerisinde kablolar var. Bu da şehir elektriğindeki elektrik enerjisini bize taşıyan kablolar oluyor. Bunun dahilinde kullandığımız araç gereçleri ne yapıyoruz bizler? Elektrik faturası ödüyoruz değil mi? Elektrikle çalışan aletlerin kaynakları farklıdır. Bu farklılık harcadığı enerji miktarına çalışma süresine göre değişiklik gösterir. Dedik ki şehir elektriğimiz biz barajlarda ürettik ama her aletin kaynağı aynı mı? Yani hepsi aynı şekilde mi çalışacak? Hayır. Neden? Çünkü enerji miktarı ve çalışma süresi birbirlerine göre farklılık gösteriyor. O yüzden buraların altını çizebiliriz. Enerji miktarı ve çalışma süreleri değişiklik gösterdiği için bu aletlerin kaynakları da farklıdır. Bunları 4 şekilde inceleyebiliriz. Ne dedik? Enerji kaynaklarında şehir elektriği, pil, batarya ve akü olarak sayabiliriz dedik. Yani 4 kardeş olarak düşün. İlk baştaki büyüğü nedir? Şehir elektriğidir. Şehir elektriği de barajlarda üretiliyordu. Evimize kablolarla taşınıyordu değil mi? Daha sonra pil, batarya ve akü olmak üzere 3 tane daha yani toplamda 4 tane enerji kaynağımızı sayabiliriz. Evde kullandığımız elektrikli araçların birçoğunda elektrik kaynağı şehir elektriğidir. Nerede üretiliyordu? Barajlarda üretiliyordu. Şimdi biz 4 bölüme ayırdık. Ne dedik? Enerji miktarı ve çalışma süresine göre değişiklik gösterir bu kaynaklar. O yüzden biz 4 bölümde inceleyeceğiz dedik. Şehir elektriği, pil, batarya ve akü bunların başlıklarıydı. Şimdi daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz şehir elektriğini. Şimdi şehir elektriğini neyde kullanıyoruz? Hangi araç gereçler kullanılıyor? Bakalım. Elektrikli süpürge, televizyon, bulaşık makinesi, buzdolabı, ütü gibi aletler şehir elektriğiyle çalışır. Yani prize taktığın tüm araç gereçler şehir elektriğiyle çalışır ama örneğin bir bilgisayar düşündüğün zaman bilgisayarı şarj etmek için şehir elektriğinden yararlanırsın ama prizden çektiğin zaman aslında kendisi içerisinde olan nedir? Bataryadır. O yüzden bazıları o bataryayı doldurmak için şehir elektriğinden kullanırken aynı zamanda şehir elektriğini kullanmadan da kendisi çalışabiliyor. Su, kömür, petrol, doğalgaz, dalga, rüzgar ve güneş gibi kaynaklardan faydalanılarak santrallerde üretilir. Kablolarla ev ve iş yerlerine ulaştırılır. Evet, şehir elektriği. Evet, pil, saat, kumanda, oyuncak araba gibi kolay taşınabilir ve az enerji harcayan aletlerde kullanılır.
Elektrikli araçlarda kullanılacak piller aracın gücüne uygun tercih edilmelidir. Tek kullanımlık yerine şarj edilebilir piller de kullanılabilir. Şimdi şöyle bir devremiz var. Ne yaptık? Burada piller var. Farklı kaynaklarda pil çeşitleri, farklı aletlerde değişiklik gösterilebiliyor. Örneğin bu devreyi çalıştırmak için burada yerine koyduğumuzda eksi ve artı bölmelerinin olduğunu göreceksin. Eksiği şöyle pili yerleştirdiğimiz zaman bu kaynak iki pille çalışıyor. Yerine yerleştirdiğimizde evet, buradan kablolarla ne yapıyoruz? Burada düğmemize bastığımız zaman ampulümüz yanmış oluyor. Evet. Çeşitli pil araç gereçleri var. İçerisinde iki pille çalışan bir devreyi gösterdik. Bunda da içerisindeki bu düzenekte de saat, kumanda, oyuncak araba gibi kolay taşınabilen az enerji harcayan aletlerde de kullanılabilir. Uzun süre kullanılan pillerin içindeki elektrik biter. Bu nedenle pille çalışan elektrikli araç gereçlerinin pilleri belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Az önceki devremizde hep çalıştığı zaman ne yapabilir? Pili bitebilir, değil mi? O yüzden pilleri belirli aralıklarla değiştirmen gerekiyor. Çünkü bu piller uzun süren bir kullanım için değil. Genelde çabuk bitebiliyorlar. Özellikle içerisinde unutulduğu zaman daha kolay bitebiliyor. Piller elektrikli araç gereçlere yanlış takıldığında elektrikli araç gereç çalışmaz. Böyle bir durumla karşılaştığımızda birbirimizden yardım istemelisiniz. Az önceki devremizi tekrar aldığımızda şimdi buradaki eksi artı yerlerini yerleştirdik, doğru yerleştirdik. Bakalım tam tersi yerleştirdiğimizde çalışacak mı? Evet, denediğimiz zaman çalışmıyor yanlış yerleştirdiğimiz için. Yani buradaki eksi ve artı bölümlerine dikkat ederek yerleştirmemiz gerekiyor. Tabii sizler için tehlikeli olabilir. Hani bunda tehlikeli değil ama farklı yerlerde içini açtığında ya da kablosu çıkmışsa elektrik çarpabilir. O yüzden bir büyüğümüzden yardım istememiz lazım. Doğru yerleştirdiğimizde ne yaptı? Devremiz çalıştı. Batarya, çok sayıda pilin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir elektrik kaynağıdır. Yani aslında batarya da bir pil çeşidi ama sadece fazla sayıda, yani çok sayıda pilin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir elektrik kaynağı. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve telsiz gibi araç gereçler batarya ile çalışır. Bu elektrikli araç gereçlerin fişleri prize takıldığında bataryaları elektriği depo eder. Böylece prizden çıkarıldıklarında bir süre daha çalışmaya devam eder. Az önce de söylemiştim, bilgisayarı şarj ederken ne yapıyorsun? Şehir elektriğini kullanıyorsun ama çektikten sonra, prizi çektikten sonra, fişini prizden çektikten sonra ne yapıyorsun? Bataryası aslında o elektriği depo etmiş oluyor ve o batarya bittikten sonra, örneğin bazıları dizüstü bilgisayarlar 2 saat, 3 saat çalışabilir. Ne yapıyorsun? Batarya elektriği depo ettiği için kullanabiliyorsun ama tekrardan ne yapman lazım? Şarj etmen gerekebilir. Evet, akü. Otomobil, uçak, gemi gibi araçların motorunu çalıştırmak için kullanılır. Bu araçlardaki far, radyo ve klima gibi araç gereçlerin çalışması için akülerden yararlanılır. Pillere göre daha yüksek enerji sağlar ve daha dayanıklıdır. Şimdi şehir elektriğinden bahsettik, bataryadan bahsettik ve pillerden bahsettik. En son ki akü ne yapıyor? Otomobil, uçak ve gemi gibi araçlarda kullanılıyor. Motorda çalışıyor. Yani motoru çalıştırmak için kullanılıyor. Örneğin bu araçlardaki far, radyo, klima gibi çalışması aslında akülerden yararlanılıyor. Hatta belki başınıza gelmiştir, işte radyosu açık olan ya da farı açık unuttuğunda akü bitebiliyor. Bu da araba için sıkıntı çıkartıyor.
Bu pillerden daha yüksek enerji sağlıyor ve daha dayanıklı olmuş oluyor. Evet, elektrik sınırlı ve maliyeti olan bir kaynaktır. Yani sınırsız bir kaynağımız değil, sınırlı. Maliyeti olan, örneğin az önce de konuştuğumuzda şehir elektriğini kullandığında ya da bir başka bir şekilde pil alabiliyorsun ya da bataryada, değil mi? Hepsinde aslında bir maliyet gerekiyor. Maliyeti olan ve sınırlı bir kaynaktır. Bu yüzden elektrikli aletleri boş yere kullanmamamız gerekiyor. Örneğin gereksiz yanan ampulleri söndürebiliriz. Satın alırken düşük elektrik enerjisi harcanan makineler alalım. Kullanmadığımız aletleri prizden çekelim. Tasarruflu lambalar kullanalım. Hatta geri dönüşme katkı sağlayacak, değil mi? Birçok enerji kaynaklarına dönüş sağlamak isteniyor. Çünkü elektrik sınırlı ve maliyeti olan bir kaynak. Bunu da boş yere kullanmamamız gerekir. Evet, dinamo da bazı araçlarda elektrik enerjisi elde etmek için kullanılan bir enerji kaynağıdır. Örneğin bisikletinin farının ışık vermesinde dinamo kullanılır. Bisiklet tekerleğine dayalı duran dinamo, tekerleğin dönmesiyle elektrik enerjisi üretir. Bu elektrik enerjisi de bisikletinin farının ışık vermesini sağlar. Evet, şöyle bir konumuzu tekrar ettiğimizde, dinamodan bahsettik en son olarak. Elektrik enerjisini elde etmek için kullanılan enerji kaynağıdır dedik. Daha sonra elektriğin sınırlı ve maliyeti olan bir kaynak olduğunu öğrendik. O yüzden kullanmadığımız araç gereçleri tasarruflu kullanmak adına çekmeliyiz. Prizde takılı kalmaması gerekiyor. Aküden bahsettik. Akünün otomobil, uçak ve gemi gibi araçların motorunu çalıştırmak için kullanıldığını bahsettik. Pillere göre daha yüksek enerji sağlıyordu. Bataryadan bahsettik. Batarya da aslında bir çeşit pil ama çok sayıda pilin bir araya gelmesiyle kullanılıyor dedik. Daha sonra pillerden bahsettik. Saat, kumanda, oyuncak araba gibi kolay taşınabilir ve az enerji harcayan aletlerde kullanıldığını bahsettik. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. En sonunda kapatmadan önce şunu söyleyelim. Şehir elektriğinden de bahsetmiştik unutmadan. Neden? Şehir elektriğini enerji miktarına ve çalışma süresine göre değişiklik gösterdiği için farklı enerji kaynakları da kullandığımızı söyledik. Kendinize iyi bakın. Umarım her şey yolundadır. Diğer videolarda görüşmek üzere.